Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım Salı, Bitcoin 100 bin dolar seviyesine emin adımlarla ilerlerken ufak tefek düzeltmeler yapmaya başladı. Bu düzeltmeleri zaten Twitter hesabımda paylaştığım uzunca bir yazıda e, detaylı bir şekilde beklediğimi söylemiştim. Ancak bunlar hiç önemli değil. Zaten bu videoda da genel olarak Bitcoin'in gidişatını konuşacağız. Ve daha da önemlisi altcoin'ler şu anda bildiğiniz üzere Bitcoin hiçbir şekilde takip edemedi henüz. Çünkü zaten biliyorsunuz altcoin'leri birazdan detaylı bir şekilde grafik üzerinden göstereceğim ama altcoin'ler bitcoin'e karşı yıllardır hiç olmadığı kadar zayıf durumdalar. Bitcoin dominansı gerçekten uzun zamandır görmediğimiz kadar yüksek. Ancak burada işler ne zaman tersine dönecek? Boğa sezonunda altcoin rallilerini ne zaman göreceğiz? Ve şu anda ucuz kalan altcoin'ler hangileri? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Haydi gelin hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet videoya başlayalım. Başlarken arkadaşlar bitcoin tam anlamıyla tarih yazıyor ve biz de tarihe tanıklık ediyoruz aslında buradaki mutluluğumu hani sizinle paylaşmak istiyorum e, bundan birkaç ay önce yani yıl ortasında haziran ayında arabamız satıp e, bir ek kiralamıştım yani uygun fiyatlı, uygun bütçeli bir araç kiralayıp oradaki yatırımımın bir kısmını reel sektörde bir kısmını da altcoinlerde değerlendirmiştim orada da seninle son bir hesabım kaldı demiştim bitcoin'e ve ya tarih yazacağız ya tarih olacağız demiştim. Uzunca bir süre aslında tarih olduk. Bunu da kabul etmek lazım. Ama şu anda an itibariyle gerçekten tarih yazıyoruz. Bu konuda çok mutluyum ve henüz yolun çok başındayız. 2020 ve 21 yıllarındaki tecrübelerimi nacizane yaşadığım birçok şeyi, tecrübemi size aktarmaya çalışacağım. O yüzden bu video gerçekten çok değerli. Gelin hızlıca bir Bitcoin grafiğine şöyle bir göz atalım. Öncelikle bitcoin usdt paritesindeyiz arkadaşlar bitcoin şu anda öncelikle çıktığı 90 bin dolar seviyesinden çok ufak bir düzeltme yapıyor. Aslında bu sadece bir gevşeme düzeltme bile de diyemeyiz aslında burada benim beklentim daha olumsuz bir senaryo yönünde altcoinlerde daha güzel alımlar yapılabileceği yönünde. Peki ne şekilde mesela burada görüyorsunuz buradaki düşen trendi kırdıktan sonra e, çok güzel bir şekilde 67.000'e bir retest yaptı. Şöyle yakınlaştırayım sizler için. Ve buradan yaptığı yükselişle de soluksuz bir şekilde görüyorsunuz günlük grafikteyiz. Yaklaşık bir haftadır hiç kırmızı mum yapmadan doğrudan 90 bin dolara çıktı. Bunun elbet düzeltmeleri olacaktır. Olsun da zaten bu Bitcoin için sorun teşkil etmiyor. Ancak Bitcoin dominansına baktığımız zaman bunu hemen bir haftalığa çekelim. Bitcoin dominansına baktığımız zaman. Gördüğünüz üzere daha önce en son 2021 yılının nisan ayında yani üç buçuk sene önce en son bu seviyelerdeydi. Bu da demek oluyor ki altcoinler bitcoin'e karşı gerçekten çok zayıf. Altcoinler bu kadar zayıfken bitcoin yükselirken altlar takip edemez. Bitcoin düşerken de altcoinler bitcoinden daha fazla düşer. O yüzden altcoinlerde şu anda hala temkinli olmakta yarar var. Eğer kardaysanız kar satışlarınızı yapın. Satış yapmaktan çekinmeyin fazla fomo zarara sokar. Bunlara dikkat edin. Ayrıca zaten Twitter hesabımda da şöyle hemen göstereyim. Bugün uzunca bir yazı paylaştım. Trump zaferi ve faiz kararının ardından Bitcoin'in bu yükselişiyle birlikte ucuz kalan coinleri ve bunu nasıl takip edeceğimiz zaten anlattım. Bu videoda da bu coinlerle alakalı daha detaylı bir anlatım yapacağım ve emin olun hani bu anlatacaklarıma dikkat edenler bu bağının en çok kazananları olacak. O yüzden mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Çünkü öbür türlü ayıda zaten yıllarca kazanamadınız. Üzerine boğada da kazanamayıp FOMO'ya kapılıp zarar ederseniz bu piyasa sizin için çok zararlı olur. Şimdi gelin altcoin neden ucuz kaldı ve yani buna neden inanıyorum ve neden alt için alım konusunda doğru zaman olduğuna inanıyorum bunları da bir hızlıca konuşalım şimdi ethereum Bitcoin grafiğine haftalık şekilde baktığımız zaman gördüğünüz üzere 2022 yılından beri ya yani iki seneyi aşkın bir süredir ethereum yani alt koyunları temsilen ethereum Bitcoin'e karşı sürekli bir değer kaybı yaşıyor Bitcoin düşerken altcoin'ler zaten düşüyordu. Genel olarak Bitcoin'e karşı çok zayıfladılar ve şu anda buradaki gri kutu yani bu destek seviyesinde aynı zamanda bu düşen trendin alt bandında seyrediyor Ethereum Bitcoin'e karşı. Bu da demek oluyor ki tweet'te de yazdığım üzere altcoin'ler Bitcoin paritesinde şu an alım için çok makul seviyelerdeler. Tabii bu teknik olarak geçerli. USDT paritesinde altcoin'leri incelediğimiz zaman açıkçası Bitcoin'de gevşemeler bekleyip bu gevşemelerle kademeli alım yapmak önümüzdeki bir senelik bir boğa sezonu ve bu sezonun içerisindeki farklı altcoin rallileri içerisinde çok fazla kazanç sağlayacaktır. Hani buna olan inancım tam ancak Maliyetimizi ne kadar düşük fiyatlardan yapabilirsek o kadar karlı olacağız doğal olarak da ne aldığımız da önemli nereden aldığımız da çok önemli arkadaşlar şu anda kapak fotoğrafında da yazdığım üzere özellikle Bitcoin, Dogecoin, diğer farklı çok yüksek piyasa değerine sahip birçok altcoin zaten yeterince yükseldiler. Bunlara şu an için giriş yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Peki hangilerini alacağız ve ne zaman alacağız? Onları zaten Telegram'da paylaşıyorum. Telegram kanalıma da mutlaka herkesi beklerim. Ama gelin birkaç örnek üzerinden onları da inceleyelim. Ayrıca eğer istek analizleriniz varsa da yorum kısmına yazın. Muhakkak hepsine cevap vermeye ve videolarda o coin'lere de ekstra yer vermeye özen göstereceğim. Ethereum Bitcoin grafiğini inceledik. Bir de Ethereum dolar paritesine bakalım. Tabi günlük grafikte bakalım gördüğünüz üzere ethereum burada Uzunca bir süredir Ağustos ayının başından beri bir konsolide e, sürecindeydi ve burayı kırdıktan sonra da güzel bir yükseliş yaptı ama hala yetersiz Aslında ya burada e, şu an 2800 dolarlara yapacağı bir e, düzeltme ile birlikte Bitcoin'in düşüşüyle e, düşüşü sonrası yapacağı bir düzeltme ile birlikte ethereumda şu şekilde Yükselişler görebiliriz ve bir önceki ATH'ı olan e, Burada hemen şöyle haftalık grafiğe tekrar geçelim Bir önceki ATH'ı olan 4800 dolarları Rahatlıkla kırabilir arkadaşlar Tabi öncesinde Bizim hedeflerimiz 3800-3900 dolar seviyeleri hani Zaten görüyorsunuz burada Özellikle bir önceki Zirvesi Bu seviye bu gri kutuya olan yükselişi e, Öncesinde bir e, gevşeme beklemek ethereum'da daha yararlı olacaktır Zaten burada yapılabilecek bir alım çok rahat bir şekilde yüzde %40 gibi bir kazanç sağlayacak. Yani burada alacağımız risk de yaklaşık olarak yüzde %20 civarı. Ya yani bu da aslında risk reward oranı olarak hani 1'e 2 oranında bir risk ödül oranımız olacak. O yüzden de Ethereum şu anda genel görünümü bu yönde. Şu anki fiyatından alım ben yapmıyorum ama olur da eğer 2800 dolar civarlarına düşerse Ethereum da benim gözümün önünde olacak. Bunun dışında Twitter'da da dediğim gibi paylaştım. Onları da hızlıca size göstereyim ve neden seçtiğimi de hızlıca açıklayayım. Arkadaşlar öncelikle Arwee biliyorsunuz ben bunu yazarken anlık fiyatı 20 dolardı. 2024 ortalarında 35 dolar civarlarında zaten fiyatlanmıştı. Onu da hemen şöyle bir bulalım. Direkt şuradan eklememizi yapalım arkadaşlar. Şöyle sizler için... Hızlıca bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere haftalık grafikteki düşüşü zaten çok hani gerçekten e, ne kadar düştüğünü ve potansiyelini buradan çok rahat görebiliyoruz. Günlük grafiğe de geçtiğimiz zaman aslında Bitcoin'in yükselişini kesinlikle takip edemedi. Buradaki düşen trendleri falan kırdı ama ben beni tatmin edecek bir yükseliş hala yapamadı açıkçası. Böyle bir e, düşen trendi çektiğimiz zaman burada yapacağı retest şu anda yapmakta olduğu retest. Bakın burada e, günlük grafikte MA 21'e de zaten ufak bir fitil atmış. Buralardan yapacağı bir retest. Öncelikle tabii ki kademe kademe tabii ki tekrar 21 dolarlara, 25 dolarlara, sonrasında 35 dolarlara RVV götürebilir. AR Coin proje bakımından da çok başarılı ve gerçekten benim beğendiğim, e, yatırımlarımda da mutlaka yer verdiğim bir coin. Near, Floki, Optimism, Kaspa'da yine farklı benim şu anda ucuz kaldığını düşündüğüm kripto paralar. Özellikle Floki, Mimcoin'ler arasında çok ucuz kaldı. Yani şu anda hala Dogecoin alanları görüyorum, Shiba alanları görüyorum. Açıkçası bu durum beni biraz üzüyor. Yani Dogecoin şu anda zaten yeterince yükseldi. Yükselmeyeceği anlamına gelmiyor bu söylediklerim ama burada Dogecoin elinde varsa veya hiç yoksa da buradan yapacağı 2x yerine oradaki parayla Farklı coinlerde örneğin Floki'de veya hala yeterince yükselmemiş miyim coinlerde 3x 4x yapabilirsin ki zaten Dogecoin güzel yükseldi. %50-60 gibi kazançlara ulaştıysan Dogecoin'de oradaki parayı farklı diğer coinlere e, atabilirsen burada katlamalı bir şekilde bakiyeni yükseltebilirsin. O yüzden ben şu anda bu stratejiyi izliyorum ve genel olarak da oldukça e, başarılı olabiliyorum açıkçası. Arkadaşlar genel olarak anlatacaklarım bunlar da umarım güzel ve yararlı olmuştur. Telegram Twitter'dan Instagram'dan takip etmenizi hem rica ediyorum hem tavsiye ediyorum. Videoya da bir beğeni bir güzel yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.